Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videoda özellikle kutuplarda oruç meselesini ve oruç ibadetinin ne olduğunu, ne olmadığını, özellikle kutuplardaki mesele ve ağır işlerde çalışanlarla ilgili kendi düşüncelerimi, görüşlerimi veya tespitlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Geleneksel dindarlığımıza bakarsak, Ramazan ayı ile ilgili muazzam bir edebiyat, bir kültür, bir gelenek oluşmuştur. Ramazan davulundan teravihine, Ramazan manilerinden Ramazan eğlencelerine kadar ve iftar davetlerine kadar birçok gelenek oluşmuştur. Bunlar güzel şeyler. Aynı zamanda Ramazanların değişmeyen konuları da vardır ki bu her Ramazan aşağı yukarı gündeme gelir. Oruç insanı ahlaklı yapar, düzgün bir hayat yaşamasına vesile olur. İşte oruç insanı sabırlı yapar, fakirin halinden anlar, diş fırçalamak orucu bozar mı gibi konular sık sık gündeme gelir ve bunlar üzerinden ahkam kesilir. Oysa mesela çok daha önemli konularımız vardır bizim. Acaba kutuplarda yaşasaydık ne olacaktı? Ya da evrensel din ise bu evrensel dinin mutlaka buradaki insanlara yönelik de bir mesajının olması gerekiyor veya onların problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Yarın insanlar Ay'a gidecekler, Mars'ta yaşayacaklar. Farklı bir dünyaya geçiyoruz. Dolayısıyla da buralarda ne olacak? Hiç güneş olmayacak belki. Gece gündüz kavramı kalmayacak ortada. Bu konuda ne yapacağız? Bu dinin bunlara yönelik bir mesajı var mı? Geleneksel fıkıh mantığı veya bu kültürle yetişen hocalarımızın böyle bir derdi yoktur maşallah. Her şey yolundadır onlar için. Masa başında tuzları da kuru, son derecede rahat rahat ahkam keserler. Fakir peygamber edebiyatıyla, oruçla ilgili romantik yorumlarla duyar kasarlar ama kendileri de karunlaşır giderler. Çoğunun da millet aç, evine ekmek götüremiyor, efendim hak, adalet, hukuk bu gibi kavramlar var. Veya ihaleye fesat karıştırma var. Adam din satarak karunlaşıyor, muazzam bir hayat yaşıyor, zengin bir, müreffeh bir hayat yaşıyor. Acaba bunun orucunun durumu nedir? Bakınız hiç böyle şeyler gündeme gelmez. Kutuplar meselesi tam bir muammadır. Oysa orada yaşayan insanlarımız da vardır. Kutuplara yakın bölgede yaşayan insanlarımız vardır. Bunların sorunlarına yönelik ne çözüm üretiliyordur? Bu konuda öncelikli olarak Diyanet'in meseleye bakması gerekir. Her ne kadar ben daha önceden de Diyanet'in dinin resmi kurumu olmadığını söylemiş olsam da aynı zamanda Türkiye'deki dindarların en çok itibar ettiği bir kurumdur ve aynı zamanda resmi devlet kurumudur ve insanların din hizmetine, din ihtiyaçlarına çözüm üreten bir kurumdur. Yani sadece Türkiye'de değil, bakınız Türkiye dışında da insanlarımız var. Hatta belki İslam dünyasına Diyanet'ten bu konuda masa başı çözümler ötesinde bir sonuç da çıkmadı. Diğer yandan Abdülaziz Bayındır Hoca kutuplarla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu, gitti oralarda gözlem yaptı ama bunun da çok ikna edici sonuçlar getirdiği veya en azından çoğunluğu tatmin etmiş de değil. Norveç'te yaşayan bir takipçimiz, bir dostumuz, ismini unuttum, bağışlasın beni. Bu konuyla ilgili hayli uğraşmış, hayli çaba sarf etmiş, hatta Diyanet'e kadar ulaşmış, yetkililerle görüşmüş. Burada güneş batmıyor, bu şartlarda ne yapacağız falan diye epey bir zaman harcamış. Hatta bununla ilgili bir video göndermişti ve orada da bu çabasını aşağı yukarı anlatmış. Dolayısıyla da ciddi bir sorun var ve bu insanlara yönelik bir bizim söyleyecek sözümüzün olması gerekiyor. Güneşin hiç batmadığı yerlerde nasıl oruç tutacağız? Belki bugünün sorunu değil ama 30-40 sene veya 50 sene sonranın sorunu olarak gündeme gelecek ve dünya dışında yaşam alanları açılacak. O zaman ne olacak acaba? Müslümanların böyle bir derdi var mı? İşte uzayla ilgili çalışmalara manyak manyak işler diyenler vardır. Bugün bunlar dinin üzerine çöreklenmiş, millete din satarak karunlaşıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir tablo var. Geleneksel yorumlara baktığımız zaman bu kutuplardaki oruç meselesiyle ilgili iki yaklaşım vardır. Bunlardan birisi en yakın yer esas alınır ama bu muallak bir kavramdır. En yakın yer de nereye göre en yakın yer? Yani masa başı üretilen bir çözüm gibi görülebilir. Diğeri de Mekke saati esas alınır ama Mekke saati hangi zaman dilimine göre? Ramazan'daki zaman dilimine göre. O zaman yani Mekke saati ise niçin atıyorum misal Medine saati değil. Atıyorum işte Şam saati değil. Misal yani örnek de verebilirsiniz. Veya Ankara saati değil. Yani Mekke'nin özelliğine peygamber burada yaşadığı için. O zaman peygamber dönemindeki zaman dilimini esas almamız gerekmez mi buna bakarsanız? Dolayısıyla bu konuda öyle çok tatmin edici görüşler ileri sürülememiştir. O nedenle de sorun hala devam ediyordur. Şimdi baktığımız zaman Resulullah
Hicretin ikinci yılında oruç tutmaya başlıyorlar. Daha doğrusu hicretin ikinci yılında, yani hicretten 18 ay sonra oruç farz kılınıyor. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber de oruç tutmaya başlıyor. Bununla ilgili peygamber zamanında oruç ne zaman tutuldu diye bir video çekmiştim. Orada da 17 Ramazan'da Bedir Savaşı yapıldı. Bu kesin, yani tartışmasız bir bilgidir ve bu 13 Ocak'a denk geliyor. Aralık sonlarıyla Ocak'ın başlarında bu arada oruç tutmuş belli ki. Bunu anlayabiliyoruz. Daha sonraki nesi uygulamalarından biraz daha geriye götüreceğim. Şimdi onu da belirteceğim bu arada. Sonuç itibariyle 8 yıl oruç tutulmuş. Nesi nedeniyle daha geri gidiyor. Yani Aralık ve Kasım'a kadar götürebiliriz. Kasım'ın sonları, Aralık'ın başları bu sürece kadar gidiyor. Çünkü 2 yılda bir nesi uygulanıyor. Her ne kadar kesin veya mutlak değilse uygulama şeyi, ama aylar durduruluyor bu sefer. Aralıktan biraz daha geri gidiyor. Sonuç itibariyle Hazreti Peygamber'in ne zaman oruç tuttuğunu görüyoruz. İşte Ocak ve Aralık ayları. Kasım'a kadar da daha sonradan sarktığını anlıyoruz. Nitekim de işte Mekke'nin fethine çıkıyor. 6 Ramazan'da, 13 Ramazan'da Mekke'yi fethediyor ve 13 Ramazan 4 Aralık 629'a geliyor. Aslında Mekke 629'un sonu 630. Bugünkü Ramazan'ın 10 gün erken gelmesine tam aksine tekrar geriye gidilmiştir. Buradaki sebep nedir? İşte iki kez nesi uygulandığı için tekrar Aralık ayı esas alınmış. Bu itibarla da Aralık, Ocak, bilemediniz Kasım'a bile sarkıtabilirsiniz ama Aralık, Ocak ayı. Bu nesiden kaynaklı bir problemdir. Nesi dediğimiz ay atlatma ve ay durdurma olayı bir daha Risaletin sondan ikinci yılında kaldırılması ilan edildi. Yani 631'de ve Veda Haccı'nda da Resulullah fiilen kaldırdı. Yani peygamberliğin son yılında veya hicretin son yılında nesi uygulaması kaldırıldı ve bundan sonra mutat şekilde ayların yeri geldi. Yani 4 halife dönemi ve müteakip dönemlerde artık oruç kameri ve şemsi, yani güneş takvimi ve ay takviminin aradaki 10 günün farkı nedeniyle 10 gün erken geldi ve bu böyle yerleşik kültür haline geldi. Burayı anladık zannediyorum. Ama burada dikkatimizi çekmesi gereken önemli konu nedir? Peygamberimiz döneminde nesi uygulaması nedeniyle Aralık ayına tekrar geri dönülüyor. Bu bize zamanla ilgili önemli bir kriter, referans sunuyor. Yani aynı aylarda tutuluyor, dikkat edin. Geçen sene oruç tuttunuz, bu sene nesi uygulamasından dolayı biraz daha geri gidiyorsunuz ve tekrar aynı günlerde oruç tutuyorsunuz. Ha, bu bize bir kriter veriyor burada. Dolayısıyla bu veriden hareketle, bu veriyle ilgili olarak da yeni bir bakış açısı geliştirebiliriz. Nitekim de bir başka husus vardır burada. Peygamberimiz zamanında yani sıcak yaz günlerinde oruç tutulmadı. Tam aksine kısa günlerde oruç tutuldu. O nedenle de fazla problem olmamıştır. Ama veya mesela hasat günlerinde olsaydı, sıcak yaz günlerinde olsaydı mutlaka bir takım sorunlar ortaya çıkacaktı ve bu sorunlardan mutlaka Resulullah'a yansıtılacaktı ve bunun üzerine mutlaka da bir takım açıklamalar gelecekti. Nitekim de uygulamaya bakılırsa oruçla ilgili bazı düzenlemelerin de olduğunu görüyoruz ki bu da bize muhtemel sorun karşısında yeni düzenlemenin olabileceğini gösteriyor. Nitekim oruçla ilgili ayetlere birazdan değineceğim. Burada bunu görebiliyoruz. Uygulamaya bakarsak başlangıçta oruç tek seferde, tek yemek yeniliyor. Yani iftarda yeniliyor. 24 saat sonra tekrar yiyorsunuz. Bu aslında Yahudilikteki oruç ibadetinin bir yansımasıdır. Nitekim de zaten bir öncesinde de Resulullah Aşura orucunu tutuyordu. Yani Yom Kipur veya Kefaret veya Mısır'dan çıkışı ifade eden oruçtur bu. Burada Yahudiler akşamdan yemek yerler bir sonraki akşama kadar. Yani 24 saatte bir oruç tutarlar ama bir gün tutarlardı veya 3 gün tutulduğuna dair iddialar vardır. Bu veri son derece önemli çünkü ilk Ramazan orucunun da bu şekilde olduğunu anlıyoruz. Nitekim de gece mesela yenilmiyor. Orucu bozan haller gecede geçerli. Ancak Hazreti Ömer bu yasağı deliyor ve eşiyle birlikte oluyor. Daha sonradan da bu mevzuyu Resulullah'a aktarıyor. Resulullah bozuluyor bu meseleye ama ayetteki açıklamaya bakarsak bu ihlali bazıları da delmişler ama Resulullah'a söylememişler. Bunun üzerine yeni bir düzenleme geliyor ve Bakara 187'de dikkat ederseniz
Oruç gecelerinde kadınlarınızla birlikte olmakta bir sakınca yoktur. Size helal kılınmıştır deniliyor ve ondan sonra imsaka kadar yeme içme salahiyeti, yetkisi getiriliyor. Ve böylece insanlar sahura kalkmaya başlıyorlar. Nitekim de Hazreti Peygamber de sahura kalkılması için teşviklerde bulunuyor ve bu arada da başkalarının da bu ihlali yaptığını nereden anlıyoruz? Ayette şöyle bir ifade var. Allah kendi kendinizi kandırıp durduğunuz meseleyi biliyordu ve bildiği için de tevbenizi kabul etti. Buradan anlıyoruz ki sadece Hazreti Ömer değil, başkaları bu ihlali yapmış. Ayetin devamında da tan yerinin ağarıncaya kadar, yani siyah ve beyaz ufuktaki çizgi netleşinceye kadar yiyip içebilirsiniz. Dolayısıyla da bu da ne çıktı? Şimdi bir düzenleme gelmiş bakınız. İmsaka kadar yeme selahiyeti ve aynı zamanda da sahur, imsak ve kadınlarla ilişki gibi konularda bir düzenleme gelmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki sorun olduğu zaman problemi çözecek nitelikte meseleler Kur'an ayetlerine yansıyor. İşte onu söylemeye çalışıyorum ki sıcak yaz günlerine denk gelmediği için veya hasat mevsimine denk gelmediği için bu konu peygamberimize sorulmadığından, o gün sorun olmadığından, Kur'an'da varsayıma göre konuşmadığından geleceğe dönük olarak, dolayısıyla da bu böyle kalmıştır. Ha, o zaman sorun veya problem kimin üzerine düşüyor? Hocaların veya din konusunda konuşanların. İşte benim de serzenişim az önce oydu ki, yani din konusunda konuşanların çok da böyle bir gündemleri, böyle bir dertleri olmamıştır. Yani masa başında ahkam kesmek kolay. Diğer yandan ayetlere bakarsanız mesela bu soruna değindikten sonra, yani demek ki bir tedricilik var ve sorun olduğu zaman buna çözüm üretebilecek bir referansı bulabiliyoruz. Nitekim de birazdan anlatacağım konularda bunu destekleyecektir. Bu konuya geçmeden önce orucun zamanı konusunu da ele alayım, onunla birlikte açıklayayım. Orucun zamanı konusuna baktığımız zaman genelde işte ne deniliyor? Oruç size farz kılındı. Geçmişteki milletler gibi size de yazıldı. Ve sayılı günlerde oruç tutulmasından bahsediliyor. Ve kim o aya erişirse, Kur'an'ın nazil olduğuna işaret ediliyor Ramazan'da. Ve kim o aya erişirse oruç tutsun ve oruç sayılı günlerdedir diyor. Dolayısıyla da bunun 30 gün olduğuna dair bir çıkarım, yani o aya erişirse ifadesinden hareketle. Ama diğer yandan da eyyame ma'dudat, bu eyyame ma'dudatın belli bir sayılı gün olduğuna dair de hem Kur'an'dan çıkarabileceğimiz karineler var, hem de buna yönelik bir takım yorumlar vardır. Mesela İbni Mesud gibi, Katade gibi, Ata gibi erken dönem otoriteler, ayette işaret edilen önceki kavimlere de orucun farz kılındığına dair açıklamadan mütevellit olarak her ayda 3 gün oruç tutuluyordu. Bu oruca atıftır deniliyor. Hatta Hazreti Peygamber'in de her ayın 3 gününde oruç tutmayı tavsiye ettiğine dair de çok rivayet kaynaklara yansımıştır. Dolayısıyla da Ramazan orucunun da 3 gün tutulup tutulamayacağı meselesi de bu bağlamda düşünülebilir ama uygulamaya baktığımız zaman Ramazan orucunun böyle 3 gün tutulduğuna dair elimizde bir veri yoktur. Bu önemli. İkinci bir husus ise az önce de söylediğim gibi eyyamen ma'dudat ifadesi. Bu birkaç gün anlamına geliyor. Yani bunun özellikle altını çizelim. Yani bu birkaç günde aşağı yukarı 3 ile 10 gün arasında, 9 gün arasında bir zaman dilimi olarak zikredilebilir bu ma'dudat ifadesi. Nitekim de Hazreti Yusuf'un az bir miktara köle pazarında satılmasına atıf yapılırken ma'dude ifadesi kullanılır ve Hazreti Yusuf'un Yusuf suresinin 20. ayetinde bu ma'dude ifadesiyle az bir veya kıymetsiz bir değerle satıldığına işaret edilir. Keza Bakara 80 ve Ali İmran 24'te ise bu sefer Yahudiler cehennem ateşiyle uyarıldıkları zaman cehennem ateşi ancak birkaç gün bize tesir eder, bizi yakmaz derler ve burada da yine birkaç gün eyyame ma'dudat ifadesi kullanılır. Kimi müfessirler, mesela Razi bunlardan birisidir, bu birkaç günün 10 gün civarında olduğu ifade edilir. Keza bu 10 gün meselesi Fecr suresinin 1 ve 2. ayetlerine bakarsanız fecre ve 10 geceye, yani fecir biliyorsunuz aynı zamanda orucun başlama saat zaman dilimi ve 10 geceye diyor. Bu da yine sanki bir karine gibi zikredilebilir veya algılanabilir. Keza değişik ayetlerde de Araf 142'de de yine 10 günden bahsedildiğini, Yahudi geleneğindeki Muharrem orucunun da 10 gün olduğu ve Alevilerin de yani Muharrem orucunu 10 günlük oruç tuttuklarında bu vesileyle hatırlatmış olalım. Buraya kadar tamam.
Bir başka önemli kayne Bakara 196'da hac kaidelerini ihlal edenlerin, dışarıdan Mekke'ye gelip de hac kurallarının kaidelerini ihlal edenlerin 3 gün Mekke'de, 7 günde yurtlarına döndükten sonra olmak üzere toplam 10 gün oruç tutmalarından bahsediliyor. Bunları esas aldığımız zaman acaba 10 gün oruç tutulabilir mi diye bir soru akla gelebilir. Fakat bu konuda tam bir ittifak vardır. Ramazan orucu 30 gündür. Peygamberimiz döneminde mesela Bedir Savaşı'na gidilirken, Mekke'nin fethine gidilirken oruçlar bozdurulmuş. Bu oruçların tekrar tutturulduğu konusunda çok net bilgi yok elimizde ama yani peygamber döneminde 10 gün veya 15 gün oruç tutuldu diye de bir bilgi yok elimizde. Bununla birlikte orucun kazasının olduğu ve zaten bu ayette de belli, tutulamayan günlerin tutulabileceğine işaret ediliyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman oruçta ciddi bir kolaylığın olduğunu görüyoruz. Ama bizde korkunç bir dayatma vardır. Daha önceden de kefaretle ilgili mevzuyu ele almıştım. 61 gün ceza uygulamasının nasıl bir uydurma olduğunu ele almıştım. Dolayısıyla da 184. ayette işte hasta olanlarınız, yolculukta bulunanlarınız oruç tutmasınlar diyor. Yani tutamadıkları günlerin sayısınca diğer günlerde tutarlar. Bununla beraber oruç tutmaya güç yetirenler de bir yoksulu doyurabilir. Burası muazzam bir alan açıyor. Ve demek ki kim gönül isteğiyle iyilik yaparsa, yani daha çok iyilik yaparsa bu bağlamda açı doyurursa Allah için yapmış olur. Ama devamında çok önemli bir açıklama. Ancak oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani ayet şunu söylüyor. Yani güç yetiremeyenler orucu tutamaz. Başka zaman sağlığı el verdiği zaman tutabilir o günleri. Ama aynı zamanda başka bir şey daha söylüyor. Veya yolcular güç yetirdiği halde tutmak kendilerine zor gelenler de işte bir açı bir fakiri doyururlar diyor. Bununla birlikte ama oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır deniliyor. Şimdi burada bir ihtiyari bir ehliyet, bir ruhsatın çıktığını anlayabiliyoruz. Birilerinin yorumuna takılarak bakmıyorum. Tamamen kendi düşüncemi aktarıyorum. Bunu da belirteyim. Kolaylık açısından dileğinin yerine getirebileceği bir ibadet mahiyeti, muhtevası ortaya çıkıyor. Fakat oruç tutmanız da sizin için daha hayırlıdır dediğine göre bu konu alimler arasında ittifaken işte Ramazan orucunun tutulması gerektiğine dair ve güç yetirenlerin oruç tutması gerektiğine dair bir anlayışa dönüşüyor. Hatta Bakara 185'te de hasta ve yolcu olanlarınız tutamadığı günlerin sayısını tutarlar ayetinden mütevellit olarak 184'teki kolaylığın neshedildiğini de ileri sürmüşler ve mutlaka tutulması gerektiğine dair bir görüş ileri sürülmüştür ama düşünün Allah bir ayeti gönderiyor. Peşinden gelen ayette bir önceki ayetin hükmünü kaldırıyor. Bu pek mantığıma yatmıyor. Dolayısıyla da ihtiyariliğin bir kolaylığın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ikinci yönüydü buraya kadar anlattığım videomda. Orucun bir tedriciliğinin olduğuna baştan değindim. Ondan sonra uygulamayı anlattım. Yani Ramazan orucunun zaman dilimiyle ilgili problemlere açıklama getirmeye gayret ettim. Üçüncü bir mesele de başta dediğim gibi kutuplardaki oruç meselesi nedir? Maalesef bu konuda sadra şifa bir çözüm üretilememiştir. Baktığımız zaman Hazreti Peygamber döneminde bu nesi uygulaması eski uygulama olduğu için ve genelde de Aralık ayı ve Ocak ayında oruç tutulduğunu anlıyoruz. Yani aynı ayda birkaç sene nesi nedeniyle oruç tutuluyor demek ki. Hazreti Peygamber de ibadetleri zaten güneş hareketlerine göre belirlemiş. Güneşin hareketlerine göre belirlediğine göre demek ki o zaman biz Ramazan orucunu kutuplara esas aldığımız zaman burada Resulullah dönemindeki kısa günlerdeki zaman dilimini esas alarak bu aylara orucu sabitlememizde herhangi bir sakınca yok. Çünkü zaten Peygamberimiz bunu uygulamış. Dolayısıyla da Peygamberimiz döneminde nesi uygulandığı için aynı ayda orucun tutulduğunu anlıyoruz. Kasım, Aralık, Kasım'ın sonu, Aralık ayı ve Ocak. Bakınız tekrar başlangıçta Bedir Savaşı'nda Aralık'ta Ocağın yani ilk günlerinde Mekke'nin fethine tekrar aralığa dönmüşüz. Bu da bize neyi gösteriyor? Aynı ayda oruç tutulabildiğini gösteriyor. Yani farklı farklı dönemlerde. O zaman biz burada neyi esas alabiliriz? Güneşin hareketini esas alabiliriz ve Peygamberimizin tuttuğu günleri esas alabiliriz. Çünkü sorun çıktığı zaman değişiklik olabileceğini, tedriciliğin olduğunu da az önce ayette de 187 ayeti ve Hazreti Ömer'in durumunu esas alarak açıklamaya çalıştım. Dolayısıyla da benim kutuplarla ilgili düşüncem budur ve rahatlıkla kutuplardaki insanlar bu uygulamayı esas alarak oruçlarını tutabilirler. Mesela ben orada olsam kesinlikle o şekilde yapardım. Ya bu benim tercihim, kimseyi bağlamaz. Benim düşüncem budur. Yani ben de burada ya bir fetva makamı değil, kendi görüşümü zaten aktarıyorum. Böyle bir
şeyim yok. Kimsenin vebalini de üzerime alma gibi derdim yok. Ama hani madem bizim dinimiz evrensel bir din ise yani buna bir çözüm üretmeliyiz diye düşündüğüm için bu konuyu gündemime aldım. Diğer yandan ağır işlerde çalışanlar vardır. Bunların durumunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve bu insanların verimi düşüyor ve zar zor çalışabiliyorlar. Bu durumda da bu insanlar zaten ayette çok açık bir ruhsat vardır. Dolayısıyla da bunların da oruç tutmasını zorunlu kılan bir durum yoktur. Tutabilen eyvallah ama tutamayanın bozmasında veya bunun yerine eğer gücü yetiyorsa bir fakiri doyurmasında da hiçbir sakınca yoktur. Çok rahatlıkla bunu uygulayabilirler. Nitekim de Muhammed Abduh'un buna yönelik bir görüşünün olduğunu da söyleyelim. Güçsüzlerin oruç tutmaması gerektiğini zaten ayet söylüyor. Dolayısıyla der ki burada bir şey çıkıyor. Yani takat, güç yetirebilmek. Zaten ayette de güç yetirebilmekten yutikune ifadesi kullanılıyor. Yutikune yani oruç tutmaya güç yetirebildiği halde tutamayanlar fakiri doyursun diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman fidye verilebilir. Fidyenin ölçüsü nedir? O sizin yaşam biçiminize göre. Bu ayrı bir konu. Buraya girmeyeceğim. Dolayısıyla da itaka fiili aynı zamanda oruç tuttuğu halde güç, kuvvet yetirememek, takatinin kesilmesi veya insan denir ya insanın gözlerinin ferinin gitmesi, hitap düşmesi bu gibi durumlarda da fidye verilebileceğine, bu tip insanların güç yetiremediğinin ortaya çıkması nedeniyle oruçlarını tutamayabileceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki elinden gelen oruç tutmalı. Tutmamaktan daha hayırlı olduğunu Kur'an bize söylediğine göre bunu esas almamız gerekiyor. Kolaylık tarafına vurgu olduğu halde bunun da istismar konusu yapılmasının hani dini değerleri biraz böyle tahfif etme gibi bir duruma da yol açabileceği için yani burada kişinin biraz gönlünün neye yatması gerekiyorsa o şekilde hareket etmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Sonuç itibarıyla bunlar benim düşüncelerim. Kimseyi bağlamıyor. Sadece kutuplardaki durumla ilgili veya işte zor işlerdeki durumla ilgili sorunlara, bana sorulan sorulara cevap verme amacıyla böyle bir video çektiğimi de belirteyim. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.